Selamünaleyküm değerli dostlar, hayırlı günler diyerek videomuza başlangıç yapalım. Gerek Libya, gerek Karadeniz, gerekse de tüm dünyadan son haberlerle karşınızdayız. Özellikle Karadeniz'de Fransa savaş uçakları dikkat çekiyor. Birazdan bu haberi aktaracağız. İlk olarak Libya ile başlayalım. Libya'dan görüntüleri görmektesiniz. Eğitimleri tamamlayan Libyalı polis ve askerlerin mezuniyet töreni gerçekleşiyor. Törende konuşan Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilere değinmiş durumda. Burada Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Said de Türkiye'ye teşekkür ederken görüntülerin Nagaza Polis Eğitim Merkezi'nden olduğunda not düşelim. Libyalı polisler terörle mücadele kapsamında eğitim alırken başkent Trablus'un 115 km doğusundaki Nagaza Polis Eğitim Merkezi'nde tatbikat yapıldı. Türk personel tarafından eğitim merkezinde geçen Ocak ayında yapılan modüler lastik, atış ve meskun mahalle eğitim alanında tatbikat gerçekleşirken Libya hükümetiyle imzalanan anlaşma uyarınca Türk ordusu ve Türk polisi, Libyalı asker ve Libyalı polisi eğitim vermeye devam ediyor. Bu önemli haberi bu şekilde aktarmış olduk. Gelelim dostlar günün ilginç gelişmelerinden bir tanesine. Donald Trump'ın sızdırılan konuşması gündem olmuş durumda. Kendisinin cümlelerini okuyorum. Bugün Abrams ve F-16'lar istiyorlar. Yarın taktik nükleer silah isteyecekler. Sonra ne olacak? Bu çılgın neo-nazi Zelenski'yi neden desteklediğimizi hala anlamıyorum. Neden açıklamasını yapıyor? Yine dostlar Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgızistan ve Kazakistan'ın da cümle içerisinde geçtiği bir soruya şu açıklamayı veriyor. Moldova, Ukrayna'nın izlediği yolu izliyor şeklinde sıradakinin Moldova olduğunu duyurmuş durumda. Yine dostlar gelelim Karadeniz'deki önemli gelişmeye. Karadeniz bölgesinde dikkat çekici Fransız misyonu başlatılmış. Fransız Hava Kuvvetleri bu sabah Karadeniz kıyısına gidiyor. Bir çift Dassault Rafale uçağının havalandığı belirtilmiş. Fransa'nın Karadeniz'de ne işi var diyebilirsiniz. İtalyan medyasında da bu haber gündem olmuş durumda. Fransız Hava Kuvvetleri Karadeniz kıyısına giderken dikkat ederseniz dostlar bir anda ADS kaydının kesildiğini görmekteyiz. İtalyanlar bunu şu şekilde aktarıyor. Görevin o kısmının ADS izine sahip değiliz şeklinde Karadeniz'de uçtuktan sonra Fransız uçaklarının radarını kapattığını anlıyoruz. Yine Fransız Rafale savaş uçaklarına Boeing E-3C'nin yaklaşık olarak 3 saat boyunca eşlik ettiği belirtiliyor. Yine Rafale AVAX uçağıyla beraber bölgede uçarken dediğimiz gibi bu bölgede uçuşlar dikkat çekiyor. İstihbarat uçuşlarını anlarız fakat burada Fransız savaş uçaklarının ne işi var dediğimiz gibi bu da soru işareti. En az 2 Rafale savaş uçağından bahsediliyor ki daha sonrasında Ruslar aslında daha çok uçağın olduğu da not düşünmüş. Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana takip edilen en dikkat çekici Fransız misyonlarından birisi olduğu da İtalyan medyasında dediğimiz gibi gündem olmuş durumda. Dünyadan diğer haberlere bakalım. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, göç konusunun Avrupa ülkelerinin sadece birlikte üstesinden gelebileceği bir sınama olduğunu söyledi. Scholz, İtalya Başbakanı Giorgio Meloni ile ortak basın toplantısı düzenliyor. İtalya ve Almanya'nın siyasi, ekonomik ve kültürel olarak yakın bağları olduğunu da not düşen Scholz, daha sonrasında özellikle Ukrayna Savaşı'na değinmiş durumda. Yine dün dostlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ortak basın toplantısı düzenlerken Erdoğan şu açıklamayı yapıyor. Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyor. Tarafların barışçıl ve yapıcı yaklaşımlar sergilemesini bekliyoruz açıklamasını yapıyor. Birazdan dostlar Sırbistan meclisinde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'e yapılan saldırıdan da bahsedeceğiz. Diğer haber, geçen günlerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın ziyaret ettiği haberlerini servis etmiştik. Yeni bir gelişme var. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa'nın Güney Sudan'ın başkenti Juba'ya geldiği duyuruldu. Papa bu bölgede Güney Sudanlılar tarafından karşılanırken nüfusunun büyük çoğunluğu Hristiyan olan Güney Sudan, Sudan'ın aksine Hristiyan bir ülke bu notta düşünmüş. Kiev'de 24. Ukrayna-Avrupa Birliği zirvesi yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski şunları söylüyor. Hedefimiz kesinlikle açıktır. Bu Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği olacaktır. 2023 ila 24 yılları için eylem planını onayladık. Bunun uygulanması Ukrayna'yı fiilen AB üyesi yapacaktır açıklamasını yapıyor. Irak'a gidiyoruz. Geçen günlerde Irak'ta Merkez Bankası Başkanı değiştirilmiş ve dolar kuru gerilemişti. Fakat yine günler sonra Irak'ın başkenti Bağdat'ta Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup yerel para birimi dinarın Amerika doları karşısında tekrardan değer kaybetmesini protesto ederken Bağdat'tan görüntüler paylaşılıyor.
Geçen günlerde Kars'ta tamamlanan Kış 23 tatbikatı NATO tarafından gündem olmuş, NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından resmi açıklama yapılırken -19 derecede sorun yok cümlesini görmektesiniz. Türkiye'de Kış 23 tatbikatı sert hava koşullarına gerçekleşirken burada dostlar tatbikatın teşvik edici olduğu da not düşünmüş. Diğer haber, bilindiği gibi İran'da deprem olmuş, daha doğrusu İran'ın işgalindeki Güney Azerbaycan'da deprem olmuş ve çok sayıda Türk kardeşimiz sokaklarda kalmıştı. Fakat İran Türklere yardım etmemekte ısrar ederken Suriye'de Elbu Kemal'de Afganistan'dan getirdiği teröristlere yardım ediyor. Elbu Kemal'de Amerika insansız hava aracı saldırısı sonrasında vurulan şahıslara yönelik İran tarafından insani yardım konvoyunun ulaştırıldığı belirtilirken Halep'ten görüntüler paylaşılıyor. Kendi vatandaşına yardım etmeyen İran teröristlere yardım etmeye devam ederken Ermenistan'a gidiyoruz. İran'ın kankası Ermenistan'da Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi Milletvekili Gürgen Asanyan konuşuyor. Kendisinin cümlelerini olduğu gibi okuyorum. Dağlık Karabağ'da sadece 120 bin, Ermenistan'da ise 3 milyon civarında insan yaşıyor. Dağlık Karabağ için 3 milyon Ermeni'yi risk atamayız şeklinde. Hala Dağlık Karabağ demesi de saçmalık olsa gerek. Yine bunun dışında Çek Cumhurbaşkanı Petr Pavel konuşuyor. Askeri teçhizat tedariğini Ukrayna ile sınırlamamamız gerektiğini inanıyorum. Yani Çek ya da dostlar destek beklemiş durumda. Bunun tek istisnası nükleer silahlar ve NATO'nun çatışmaya doğrudan katılımı olacaktır açıklamasını yaparken Kazakistan'a gidiyoruz. Kazakistan Rusya'daki ticaret temsilciliğini tasfiye edeceğini duyurdu. Kazakistan'la Rusya arasındaki ilişkiler gerilemeye devam ediyor. Birkaç gündür Amerika'daki Çin balonunu konuşuyoruz. Electronic Arts, hava savunma ve özellikle dostlar meteoroloji alanında uzmanlaşmış bir şişme zeplinden de bahsediyoruz. Aslında şişme bir zeplin de diyebiliriz balon diyeceğimize. Bunun vurulup vurulmadığı hala Amerika medyasında tartışılırken bilindiği gibi Amerika insanlar ölmesin diye çünkü nereye düşeceği henüz belli değildi. Bunun vurulmasını engellediklerini duyurmuştu fakat yine de olası bir vurma oldukça yüksek ihtimal. Bu da gündem olmuş durumda. Bu balon üzerine ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gözetleme balonu nedeniyle Çin ziyaretini iptal ettiğini de duyurdu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu bundan sonra görev alamayacak. Yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal atandı. Sırbistan'a gidiyoruz. Milletvekilleri Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliği iddiasıyla ilgili olarak Vučić'e saldırırken Aleksandar Vučić'in Avrupa Birliği üyelik müzakerelerine devam etme duyurusu Sırbistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nde huzursuzluğa neden olurken muhafazakarlar ve muhalefetten özellikle Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'in ülke ihanet ettiği yönünde suçlamaların geldiğini de not düşelim. Bu bölgede dostlar gerginlik artıyor. Günün en önemli gelişmesi bilindiği gibi dün Amerika Birleşik Devletleri savaş gemisi Dolmabahçe'yi İstanbul'a demirlemişti. Yine bugün de Fransız savaş uçaklarının Karadeniz'e gelmesi dikkat çekerken bir sonraki videomuzda ise muhtemelen Yunanistan'a yanaşacak Amerikan uçak gemisinden bahsedeceğiz. Evet dostlar, Trablus, Libya'dan son görüntüleri de aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.